Herkese merhaba. Atölye Aletleri serimizin yeni bir videosuyla yine karşınızdayım. Bu videoda daha önce de izlemiş olduğunuz zımba yapımı projelerimizin birincisiyle karşınızda olacağım. Ama bu seferki diğerlerinden birazcık daha farklı olacak. Hatırlayanlar bilirler. Daha önce normal düz zımba, bir tane optik zımba, ardından geçen haftada bir tane kendinden merkezlemeli bir zımba yapmıştık. Ama bu seferki proje diğerlerinden birazcık daha farklı ve komplike olacak. Bu tip zımbalara otomatik zımba ya da sustalı yaylı zımba da denilebiliyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde zımbalama yapıyorsunuz bunlarla. Yani zımbanın üzerine çekişte vurarak değil, sadece üzerine bastırarak deleceğiniz noktayı zımbalayabilirsiniz. Çünkü bu ufaklığın içerisinde küçük bir tane örs ve küçük bir tane de çekiç var. Yay mekanizmasıyla çalışıyor ve çekişte vurmadan zımbalama yapmanızı sağlıyor. Diğerlerinden birazcık daha komplike bir proje bu. Proje geçmeden önce hemen hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalımın bir tane Instagram hesabı var. Onu takip ederseniz, ayrıca imkanlarınız doğrultusunda YouTube'un olanaklarını kullanarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Beni her zamanki gibi sabırla izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoya kadar ne yapıyorsunuz? Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Şimdilik hoşça kalın. Gelin projeye geçelim. Ana gövdeyi yapmak için 15 mm çapında 1040 kalite çelik kullanacağım. Ana gövde 3 parçadan oluşacak. Zımbanın ön kısmını yaparak başlıyorum önce. Ucunu da 30 derecelik konik bir açıyla tornalayacağım. Ön tarafını 4 mm, arka tarafını ise 8 mm çapında delmeyi planlıyorum. Parçalar ince olduğu için kesici takım yerine avuç taşlamayla kesmeyi tercih ediyorum. Bu şekilde çok daha pratik oluyor. İlk parça ile ikinci parça birbirine vidalamayı planlıyorum. O yüzden metrik 0.7 diş açacağım parçanın üzerine. Şimdi ana gövdenin ikinci parçasını yapmaya başlıyorum. Bu parçanın asıl görevi çekiş takımının bulunduğu kısımda örs ve zımba takımının bulunduğu kısmı birbirinden ayırmak. Bu parçanın da iki ucuna diş açacağım çünkü tüm parçaların birbirine vidalanarak monte olmasını istiyorum.
Üçüncü parçayı yapmaya başlıyorum. Bu parçayı da delip ardından diş açacağım. Arka kısmını ovalleştirerek güzel bir görüntüye sahip olmasını planlıyorum. Ovalleştirmek için de eğleme yapacağım. Şimdi bütün parçaları birbirine bağlayıp üzerinden tornalayacağım. Böylece hem biraz daha incelmiş hem de daha düzgün bir görüntü elde etmek istiyorum. Bu üç parçanın da dış çapının aynı eksende olması gerekiyor. O yüzden hepsini birleştirdikten sonra şimdi üstlerinden tornalayacağım. Sırada tırtıl çekme işlemi için parçayı hazırlıyorum. Başından ve sonundan biraz boşluk bırakacağım. Bu da tırtıl kaleminin yapımını daha önce sizlerle paylaşmıştım. Link açıklamalar kısmında var veya ekranın sağ üst köşesinde görüyorsunuz zaten şu anda. Bu tip projelere ihtiyaç duyanlar için iletişim bilgilerim videonun açıklamalar kısmında yazıyor. Merak edenler oradan bakabilirler. Sonuç şimdiden güzel görünecek gibi gözüküyor. Şimdi sırasıyla örs, çekiç ve zımbayı yapacağım. Örs ve çekiç için 4140 kalite çelik kullandım. Videoyu uzatmamak için basit tornalama işlemlerini göstermiyorum size. Ama kabaca zaten ekranda formlarını görüyorsunuz. Zımba kısmını da cıva çeliğinden yapmayı planlıyorum ve elmasla ucunu bileğleyeceğim. Korozyondan korumak için yine meneviş uygulaması yapmayı planlıyorum. Meneviş yaparken ısı kontrolü en önemli konulardan bir tanesi. Güzel bir koyu mor renk elde etmek istiyorum ben bu parçalarda. Eğer çok fazla ısıtırsam koyulaşan renk bir anda soluklaşarak silinip gidecek. Bu yüzden yanıma bir miktar soğutma suyu aldım. Uygun rengi yakaladığım anda parçayı suyun içine atacağım. Montaj zamanı en eğlenceli kısım bence. Her zamanki gibi yaptığımız parçaları korozyondan korumak için bol bol yağ kullanmaktan çekinmiyoruz. Böylece paslanmanın tamamen önüne geçeceğim. Ben yağlama yaparken kızak yağı kullanıyorum genellikle. Siz ihtiyacınız doğrultusunda elinizde hangi yağ varsa o yağı kullanabilirsiniz. Şanzıman yağı olur, kızak yağı olur, dişli yağı olur. Önemli olan parçanın oksijenle temasının kesilmesi. Zımba ve örs için küçük bir yay kullanacağım. Bu yay zımbayı her zaman ileri doğru itiyor olacak.
Şimdi çekiç ve yay takımını monte edeceğim. Burada uygun bir yay var diyelim de yine onu kullanacağım. Bunları birbirine birleştirirken araya kozmetik olarak iyi duracağını düşündüğüm bakır bir rondele eklemek istiyorum. Bu şekilde siyah ve kırmızı renk çok güzel duracak. Evet, şimdi sırada test zamanı. Sadece markalamak, istediğim yere doğru noktalama zımbasını bastırıyorum ve sonuç çok başarılı oldu. Birkaç kere daha denemek istiyorum. Söyleyecek bir şey yok. Gerçekten iyi sonuç veriyor. Burada kullandığım çelik her ne kadar yumuşak gibi gözükse de sonuçta çelik ve derinlik açısından çok güzel bir sonuç ortaya çıkarttı.